Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ sâleke ibâdî annî fe innî qarîb. Ücîbu da'vete'd-dâ'i izâ da'ân. Felyu'minû bî ve liyerşudû ilâ ahirü's-sûre. Sadakallâhu'l-azîm. Bugünkü dersimizin konusu Allah'ı güzel isimleriyle zikretmek ve Allah'ı anmaktır. Bazen Allahümme diye başlarız. Allahümme, mesela Allahümme inne nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik diye Allahümme ile başladığımızdan veyahut Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed diye başladık, Allahümme diye başladık mı? Bu Allah'ın ismiyle Allah'a ne yapıyorsun? Dua ediyorsun, çağırıyorsun. Veya ya ile, yani Arapçada ya Allah'ı, ya müminü, ya müheyminü, ya azizü, ya cebberü, ya mütekebbir deyip çağırıyorsun. Bu hem çağırmak hem de zikretmek yerine geçer. Eğer ama ya Halik'u dedikten sonra ey Halik, yoktan yaradan Allah'ım, bu hastalığıma yoktan şifa halk edecek sensin dedin. Bu seferki oradaki ya'yı şeye çevirdik, duaya çevirdik. Yani bir doğrudan doğruya Allah'ın isimlerini zikretmek var. Bir de Allah'ın isimlerinin başında Allahümme gibi veya ya gibi bir şey getirmek var. Onun için biz diyoruz ki Allah'ın isimleriyle zikretmek ve Allah'ın güzel isimleriyle dua etmek. Şimdi Enes'ten rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İze merartum bi riyazil cenneti fertau. Kâlû ve me riyazul cennet? Kâle halakul zikri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçelerine rastladığınız vakit, cennet bahçelerine rastladığınız vakit orada oturun, faydalanın buyurdu. Eshab-ı kiram cennet bahçeleri nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz zikir halkalarıdır diye cevap verdi. Yani zikir halkalarında oturun, oradan faydalanın manasında diyor. Başka bir yerde de cennet bahçesi deyince, yani cennet bahçesi deyince doğrudan doğruya camiyi kastediyor. Yani camide de ister halka olsun ister olmasın orası cennet bahçesi sayılıyor yani. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette ise kânen nebiyyü yezkurullâhe alâ kulli ahyânihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müsait olan her anında Allah'ı zikrederdi. Yani Hazreti Ayşe peygamberimize bakıp duruyor, görüyor ya, onun halini, ahvalini bize böyle haber veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müsait olan her anında Allah'ı zikrederdi. Hadisi Tirmizi rivayet etti. Peki zikrin eftalı nedir? Zikrin eftalı, o da Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Kâle semîtu Rasûlallah yekûlu eftalü zikri la ilahe illallah ve eftalü dua elhamdülillah. Mesela şimdi suyu içti elhamdülillah diye dua etti. Öteki doğrudan doğruya la ilahe illallah diye, la ilahe illallah derse zikir olur. Elhamdülillah derse dua olur. Zaten zikrin en eftalı la ilahe illallah'tır. Şimdi biz mesela ilkin Allah lafzayı celalla zikrediyoruz. Sonra letaife geçirecek. Letaif bittikten sonra ondan sonra yine bu şeye gelinecek. La ilahe illallah gelinecek tarikatta. İlkin Allah diye zikrettiriyorlar. Sonra letaifte de yine Allah diye zikrediyor. Ondan sonra nefi ispata geçiyor. La ilahe illallah. O zaman la ilahe illallah diyor. Zikrin eftalı, eftalü zikri la ilahe illallah. Zikrin eftalı la ilahe illallah demektir. Duanın eftalı da elhamdülillah demektir. Cabir radıyallahu anh böyle buyurdu.
Ve kâle racülün ya Resûlallah inne şerâyel İslâmi kad kesurat aleyye fe ehbirni bi şeyin eteşebbesu bihi kâle la yezâlu lisânuke ratben min zikrillâh. Bir adam geldi. Ya Resûlallah, salih ameller bana çok ağır geliyor. Mesela salih ameller dediğine namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bunlar salih amel. Bunlar bana ağır geliyor artık yani. Mesela eskisi gibi namaz kılamıyorum. Yani farz namazları değil de nafile namazları kılamıyorum. Nafile oruçları tutamıyorum. Nafile hacca gidemiyorum. Bu nafileler yani. Madem bunları yapamadığıma göre bana bir şey söyle ki ben ona devam edeyim, dedi. Bir adam geldi Efendimiz'e. Dedi ki ya Resulallah, salih ameller bana çok ağır geliyor. Eskisi gibi değil yani. Ben gayri ihtiyarladım. Farzları, salih amellerin farzlarını yerine getiriyorum ama yani nafilelerini yapamıyorum. Ağır geliyor. Bana daha kolay bir şeyi söyle ki onu yapayım, dedi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki Allah'ın zikrini hiçbir an dilinden düşürme. Madem bir şey, başka bir şey yapamıyorsan Allah'ın zikrini hiçbir an dilinden düşürme, dedi. Buyurdular Peygamber Efendimiz. Tirmizi rivayet etmiştir. Ebu Derda'dan rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbiniz nezdinde amellerin en hayırlısı ile en temizini, derecelerinizi en çok yükseltenini, size altın ve gümüş infakından daha hayırlı olanı, düşmanlarınıza karşılanıp boyunlarını vurmanızı veya onların sizin boynunuzu vurmasından daha üstün bir şeyi haber vereyim mi? Şimdi en üstün şey harp etmek, ya düşmanı öldürmek veyahut da şehit olmak. Bundan daha üstün bir şey yok. Bundan daha hayırlı. Mesela en hayırlı amel ne o? Tonlarca altın gümüş sadaka, param olsa da tonlarca gümüş sadaka, altın gümüşüm olsa sadaka versem gibi. Mesela adam bundan da hayırlı, bak ne diyor? Rabbiniz nezdinde amellerin en hayırlısı ile en temizini, derecelerinizi en çok yükseltenini, size altın ve gümüş infakından daha hayırlı olanı, düşmanlarınıza karşılaşıp da boyunlarını vurmanızdan veya onların sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olanı haber vereyim mi, diye sordu. Eshab-ı kiram radıyallahu anhüm, evet haber ver, dediler. Peygamber Efendimiz de yüce Allah'ı zikretmektir buyurdu. Yüce Allah'ı zikretmek. Demek ki Allah'ı zikretmek amellerin en hayırlısıdır, bir. Yani Allah Allah diye zikretmek, dilini damağına beştirip Allah Allah demek veya la ilahe illallah demek amellerin en hayırlısı bir. En temizi iki. En fazla dereceleri yükselten üç. Altın gümüş sadaka etmekten daha üstün olan dört. Düşmanlara karşılaşıp onların boyunlarını vurmaktan daha hayırlı veya şehit olmaktan da hayırlı, buyurdu. O zaman şimdi anladık ki zikirden daha üstün bir şey yok. An Ebi Said'in enne racülen seyaren nebiyye. Ebi Said radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Bir racül Peygamber Efendimiz'e, yani bir adam Peygamberimize sordu. Eyyül ibadeti eftalu dereceten innallâh yevmel kıyâme. Hangi amel kıyamet gününde Allah nezdinde en üstün dereceleri ibadet hangisidir? Adam ne diyor? Bir adam Peygamberimize soruyor ve diyor ki kıyamet gününde Allah nezdinde en üstün dereceli ibadet hangisidir? Teraziye mesela hangisi en çok konacak o? Ağır gelen. Allah'a çok zikir, Allah'a çok çok zikir eden erkeklerle kadınlardır.
Yani demek ki Allah'ı çok çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok çok zikreden kadınların amelleri terazide en efdal olacak, en üstün olacaktır. Demek ki Allah'ı çok çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok çok zikreden kadınların amelleri kadar ağır amel kimse de olmayacak. Bir adam bunu duyunca dedi ki, ya Resulallah, Allah yolunda savaşan gaziden ondan da mı üstündür, yani şehit olandan da mı üstündür? Peygamberimiz dedi ki, gazi kafir ve müşriklerle kılıcı kırılıp kala bunalıncaya kadar kılıcıyla dövüşse, yani bir gazi kafirle harp ederek, müşrikle harp ederek kırıcı kırılıncaya kadar ve kana bulanıncaya kadar da savaş yapsa, yine Allah'ı zikredenlerin derecesi ondan üstündür. Tirmizi rivayet etti. Peki, yani bir la ilahe illallah dedik, başka zikir var mıdır? Vardır. Mesela nasıl zikir vardır? Peygamber Efendimiz Temimi Dari rivayet ediyor. Ennehu kal, men gâle eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, ilahen vahiden ahaden samaden lem yettegı sahibeten ve la velede ve lem yekun lehu kufven ahad. Ahade aşara merrot ketevullahu lehu erba'ine elfe elfe senetin hasenetin. Peygamber Temimi Dari radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kim 10 defa eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ilahen vahiden ahaden semeden lem yettehiz sahibeten ve la velede ve lem yekun lehu kufven ahadun derse, Allah kendisine 40 milyon sevap yazar. Tamam.